Işıklar içinde büyüyen Mustafa Kemal'i görüyorum. Sayın Valim, Sayın Boğaz'a Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, değerli konuklar. Milletimizi benliğine ve egemenliğine kavuşturarak demokratik bir düzen içinde çağdaşlaştıran, Türk milletini medeni cihanda layık olduğu mevkiye çıkarmak ve Türk Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temeller üzerinde her gün daha ziyade takviye etmek için mücadele eden eşsiz yetenekleriyle tarihe unutulmaz bir insan olarak geçen büyük asker, büyük devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 78. yıl dönümünü anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Sayın Valim, çelenk sunma programını arz ediyorum. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve... Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Çelengi. Belediye Başkanlığı Çelengi. Düşünce Derneği'nin çelengini saygılarımla arz ederim. Cumhuriyetçiler, Atatürkçiler, hepinize merhaba. Ulusal ve uluslararası alanda
Büyük değişimlere neden olan Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlu yaşımızın üzerinden 78 yıl geçti. Bizlere manevi miras olarak akıl ve bilimi bırakan Mustafa Kemal Atatürk'ü bilgi çağı olarak adlandırılan 21. yüzyılda onun mirasına sadık kalarak anıyoruz. Bizler 10 Kasım'ları yaz günleri olarak değil, onun çağlar ötesine seslenen, düşünce ve eylemlerinden duyduğumuz heyecanı coşturduğu günler olarak duyuyoruz. Onu anlayabilmenin, kimi tören ve seremonilerin gürültülü kalabalığında değil, gerçekçi, adil, cesur ve bilimsel bir düşünce ikliminde mümkün olabileceğine inanıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, ülkesi için tek kurtuluşun köklü bir devrim olduğuna inanmıştı. O bir devrimciydi. İşgalcilerle çatışan yerel direnişçileri boynunda idam fermanıyla örgütleyen ve çok çetin koşullar altında geçen Kurtuluş Savaşı'na bu anlayışla önderlik etti. Türkiye'nin davasının bütün mazlum milletlerin davası olduğunu söylemişti. Onun kaybında sadece kendi değil, bütün mazlum halklar ve aynı acıyı yaşamıştı. Onun bağımsızlık ve devrimcilik anlayışı sömürgeciliğe karşı mücadele eden diğer halkların da bayrağı oldu. O bir devlet adamı olduğu kadar bir halk adamı. Bir halk adamı olduğu kadar da bir dünya adamıydı.